Herkese merhaba. Bugün sizlerle 10 Mart'ta Balık burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın enerjilerini ve bu dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Kendi iç dünyamızla çok bağlantı kuracağız bu hafta ve önümüzdeki günlerde. Gerçekten ne istediğimizi bir defa sorgulayacağız ve evrenin bize açtığı bu kapıları cesaretle aralayacağız. Yeni ayın bize getirebileceği fırsatları ve bu enerjileri özellikle nasıl kullanabileceğimize dair bu videolarda ipuçlarını paylaşıyor olacağım sizlerle. Unutmayın, her yeni ay kendimizi yenileme ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürme şansı sunar. Balık burcundaki yeni ay, Oğlak burcu ve yükselen Oğlaklar için zihinsel ve iletişimsel alanlarda yeni başlangıçların müjdecisi. Şimdi bu dönem düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yeniden şekillendirme, yaratıcılığınızı serbest bırakma ve öğrenme yolculuğunuzda çok yeni adımlar atma fırsatı sunuyor sizler için. Şimdi üçüncü evin enerjisi altında olacak bir yeni ay var Oğlaklar için. Bu dönemde böyle günlük konuşmalarınızda bile daha derin anlamlar ve sezgisel bağlantılar kurabilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınızla yaptığınız rastgele bir sohbet hayatınızın böyle bir yönünü keşfetmenize yol açabilir ve uzun zamandır belki de çözülemeyen bir soruna yaratıcı bir çözüm getirebilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Balık burcundaki yeni ay öğrenme, bilgi edinme konusunda sizi çok destekleyecek ve farkındalığınızı inanılmaz yükseltecek bir yeni aydan bahsediyorum. Belki uzun süredir böyle ilginizi çeken bir konuda online bir kursa kaydolmanın tam zamanında olabilir. Astroloji, psikoloji veya yaratıcı yazma gibi alanlarda yeni hobi edinmek sizi farklı düşünme biçimleriyle de elbette ki tanıştırabilir. Kişisel gelişiminize katkıda bu ay çok bulunacaksınız. Şimdi Satürn'ün etkisi disiplin ve odaklanmayı gerektiren uzun vadeli hedeflere ulaşmada size yardımcı olacak bu dönemde. Meditasyon veya ruhsal bir takım pratiklerle İçsel bir yolculuğa aslında çıkılabilir. Kendinizi böyle daha iyi tanıma, ruhsal olarak belki yenilenme fırsatı dahi bulabilirsiniz. Sabah yürüyüşleri veya günlük tutma gibi basit rutinler düşüncelerinizi düzenlemenize ve zihinsel sağlığınızı korumanıza gerçekten çok yardımcı olacak. Bu yeni ay bu içsel dünyanızdaki yaratıcı kıvılcımları böyle dışa vurmanız için aslında mükemmel bir zaman diyebiliriz. Belki de bir blog yazmaya başlamak, sosyal medyada içerik üretmek veya kendi podcastlerinizi oluşturmak da isteyebilirsiniz. Bu süreçte hobi olarak başladığınız tüm faaliyetler zamanla tutkunuza dönüşebilir ve hatta yeni bir gelir kaynağı bile size olabilir. Şimdi bu dönemde aynı zamanda dinlenme ve iyileşmeyi de vurgular tabii ki. Kendinize lütfen zaman ayırın. Sessizlik içinde kendi iç dünyanızla bağlantı kurun ve ruhsal olarak yenilenin. Bu süreç yoğun bir tempodan sonra enerjinizi yenilemenize ve zihinsel olarak da daha berrak bir hale gelmenize yardımcı olabilir. Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar için balık burcundaki yeni ay zihinsel, iletişimsel alanlarda yenilikler yapma, yaratıcılığı keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğunda ilerleme fırsatı mutlaka onlara sunacaktır. Bu dönemi hayatınızın bu alanlarında olumlu değişiklikler yapmak, kişisel büyümenize desteklemek için bir fırsat olarak lütfen değerlendirin. Kendinizi bu sürece açık tutarak böyle iç dünyanızda veya çevrenizde anlamlı ve pozitif değişimler kendinizde yaratabilirsiniz. Eğer unutmayın, hayal edebiliyorsak zaten inşa edebiliriz demektir. Ve tabii ki eğer özellikle bu balık yeni ayındaki bu kolektif bilinçle hareket edebilirsek gerçekten çok güzel günler bizleri bekliyor olacak sevgili oğlaklar. Her şeyin gönlünüzce tüm hayal ettiklerinizin önünüze gelmesi dileğiyle.